Bakın arkadaşlar, şahane bir körek daha. Şşt, aslan. İşte bu ya. Vallahi çok, o kadar üzüldüm ki bugün, yani şey olarak o kadar çok çökmüş var ki. Bakın size şöyle biraz da manzaramızı göstereyim de. Yani körek nerede bulunur sorusunun cevabı bu görüntüde gizli arkadaşlar. Bu görüntüyü yakalayabildiğiniz her yerde bu mantarı bulma ihtimaliniz çok yüksek. Tabi iklim koşullarını da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, haydi toplayalım. Evet arkadaşlar, mantarımızı işte bu be. Duymak istediğim ses bu benim ya. Bu işte. Tazelik bu. Olay bu. Mantar bu. Körek bu. Harika. Vallahi harika. Hop. Mantarlarımız süper bugün. Süper diye geçmişler de işte. Güzellerini de buluyoruz. Hadi başladık. İnşallah devamı güzel olacak. Biraz daha isterseniz şöyle beraber gezelim. Mantarımız hakkında bilgiler verelim. Mantarımız arkadaşlar ilkbaharda ve sonbaharda körek bitkisinin olduğu yerlerde. Bu arada rezene veya ne otuydu? Birkaç bir şey daha soruyorsunuz. Bu bitki değil. Bu bitki Ferula communis diye geçiyor. Ferula'nın yaklaşık 25 türü var ülkemizde, alt türleriyle birlikte. O yüzden bu farklı bir bitki. Bilginiz olsun. Bu bitki mesela ilkbaharda çiçek açıyor, böyle bu otlar bu şekilde. Sarı çok güzel çiçekler açıyorlar. Şöyle bak. O zaman da mantarımız bol miktarda bulunuyor. Biz şu an Ocak dönemindeyiz. Yani geç kaldık ama yine de mantarımızdan bulabiliyoruz. Süre olarak en uzun süre bulunabilen mantar türü diyebilirim. Yani benim bildiğim. Yani kar olmasın veya aşırı sıcaklar olmasın, nem olsun, biraz yağmur olsun, mantarımız her zaman çıkabiliyor. Her zaman kendini yenileyebiliyor. Öyle bir güzel, öyle de güzel bir mantar türü. Bakın ne kadar büyükler varmış, hep çökmüşler. Yani durum bu arkadaşlar. Bizde durum bu. Hadi ilerleyip güzel mantarlar bulalım. Evet arkadaşlar, bakın burada çok güzel ve taze örneklerle karşılaştık. Bakın aynı kulacık gibi, yani diken mantarı gibi. Bakın burada bir çökmüş örneğimiz var. Burada yine bunu az önce ben şuradan kopardım. Bakın burada yine çok güzel taze örnekler. Böyle açık alanları seviyor arkadaşlar. Mesela bakın burada her taraf körek bitkisi. Ama şöyle açık alanlarda şu dikenlerle, şu dikenleri çok seviyor özellikle. Gittiğim bölgeler genelde bu dikenden de var. Mantarımız bu şekilde, bu dikenin ve bu bitkinin olduğu alanlarda, genelde açıklık alanlarda bol miktarda çıkıyor. Allah. Hoppa. Evet, ama biz çıkamıyoruz. Bakın mesela şurada bir açıklık var, gördünüz mü? Şimdi hep beraber açıkta ulaşmaya çalışacağız. O kadar dik ki burası. İnşallah düşmeyiz. Haydi bismillah. Evet, böyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet, burada da mantarımızdan göremedik. Yani illa olacak diye bir şey yok ama bu konuda genelleme yapabilirim. Çünkü çok bu tarz yerlerde buluyorum. Evet, şu an mesela bu bölgede
Hiç mantar göremedim. Evet, biraz yukarı çıktım. Yine göremedim. Şöyle biraz yan gideyim bakalım. Yan yanda gidecek gibi değil ki. Hoppa. Bakın. Buralarda var mıdır diye bakıyorum. Evet, burada da yok. İnşallah aşağı yuvarlanmayız ya. Aşağısı çok fena. Şurada geride bıraktım mantarları. Sepetime gidiyorum. Yan yan yavaş yavaş. Bir de amcama varayım. Amcamda birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Sonunda biraz düzledik. Bir saniye. Amca! Gel gel burada. Burada çok var, gel. Çok var, çok. Şimdi bendeki sepete de koyarız ama neredeyse şu da aşağıda. Ya o kadar keşke o mantodan alsaydım. Şimdi yine o yan yan gitmek zorunda kalacağım o yolları. Neden çok çok var dedim amcama. İşte bakın. Bu yüzden şimdi gösteriyorum. Bakın işte tam da bu yüzden. Tam da bu yüzden arkadaşlar. Şu bakar mısınız şu olaya ya? Şu kütüklere. Sadece burası da sınır değil. Bakın şimdi. Daha gidiyoruz yan yan. Bakın burada yine çok güzel ve taze köreklerimiz mevcut. Burada bakın. Şurada. Şurada. Muhtemelen daha ötede vardır da. Şimdilik burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Şuraya bakın, bildiğiniz tarla gibi tohum serpmişin gibi çıkmışlar. Hadi bunları bir toplayalım da ondan sonra devam ederiz tekrar. Bunlar da kara kafalarımız. Özledik ya. Boleti de özledik. Kara kafa deyince aklıma bolet geldi. Şimdi bakalım bunların kaçta kaçını alabileceğiz. Evet. Bu bir gidik. Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. Belli. Bu da gitmiş. Sizden az da olsa ümidim var. Evet, amcam da gelsin de beraber keseriz. Burada bulda malzemeler hep ya. Oo, bu da bunlar. Burada ama hep gitmiş. Evet arkadaşlar. Maalesef mantarlarımız çok kötü durumdalar. Ümitlenmiştik ama orada sağda var amca. İstersen sen onlara bakıver de. Daha hepsi öyle. Yok arkadaşlar, bunlar da gitmiş. Nasip bu işler. Geç kalmışız birazcık. Bunları böyle dağıtacaksınız sağ olsun arkadaşlar. Evet, şu an buradaki mantar olayımız bu. Maalesef hüsran yani şu an. Burada da var muhtemelen. Bunlar da. Burası da maalesef. Bakın arkadaşlar. Ah, geç kaldık. Geç. Geç kaldık. 2 hafta önce gelmemiz gerekiyormuş. Yani biraz daha değil. Tam 2 hafta önce buraya gelseymişiz. Sepetlerle taşıyamamışız mantarları. Neyse, şu ilerlediklerimi alayım. Yan yan yine gidiyorum. Çok az müsaade edin de şimdi düşmeyelim bir de. Evet arkadaşlar. Devasa bir körek mantarı. Elimizi bu kadar açabiliyoruz.
20 santimden biraz fazla muhtemelen. Ama mantarımız maalesef geç kaldığımız için. Evet, bakın. Bunları buralara dağıtacağız arkadaşlar. İlkbaharda yine inşallah bol miktarda buralarda bulacağız. Çok güzel yerler keşfettik. Hiçbir şey yapamasak bile yeni yer keşfettik. Yani bu bile güzel bir şey. Hadi inelim bakalım şu dereye doğru. O kadar ya yürüdüm. Tam böyle dedim artık herhalde. Pek bir şey bulamayacağız. Ama şükürler olsun. Yine karşılaştık. Yine bulduk. Ve hiç de fena durmuyorlar. Çakı nerede? Hayda. Ulan çakıyı bırakmışız bir yerde ya. Tüh. Ya bıraktık ya düşürdük. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Giden çakı olsun. O zaman mantarlarımızı şöyle bir alalım. Oo, iyi. İyi zorluyorlar. Mantarlarımızın o yüzden her türlü gideri var. Güzel. İşte böyle ya. Şöyle ya. Çok iyi. Demek ki arada bu tarafa da gelmek lazımmış. Ben bunu temizleyeyim arkadaşlar. Devam ederiz. Evet arkadaşlar, yürüye. Daha önce hiç gelmediğim bir bölgeye geldim. Yani beni mantar bulmak kadar heyecanlandıran bir diğer şey de yeni bir bölgeler bulmaktır. Bakın bölgemiz de burası. Ve burada da çok güzel bir mantarımız. Evet, yelpaze gibi olmuş. Mantarımız da bu. Aslında da böcekler falan var ama neyse, onları artık temizleteceğiz ama mantarımız kurtlu arkadaşlar. O yüzden tekrar yerine bırakıyoruz. Doğaya salıyoruz onu. İlkbaharda yine geleceğim. Lütfen daha taze örneklerle beni karşıla. Şimdi şunu aşağı ineyim. Bakayım. Kaya. Kayadan şöyle bir bakalım etrafa. Yeni bölgemiz burası. Bayağı da büyük bir bölge. Karşısı da var. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Bir dahaki gelişlerimizde buraları da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bölgemiz nasılmış. Evet arkadaşlar. Yine birkaç taze ve güzel çörekle karşılaştık. En azından taze bulabiliyoruz. Bu çok önemli. Bakın şurada da güzel bir öbeğimiz var. Bunları da alacağız. Şöyle alacağız çünkü çakımızı düşürdük. Bunların hepsine kurt bulaşır. Zaten bulaşmış bile. Bakın daha minnacıklar ama kimisinin şapkasınları boş bile. Attık sepetimize 3-5 tane. Bakın. Burada kocaman varmış. Bunları görememişler. Sağından sonundan toplamışlar ama bunlar burada çok güzel gizlenmiş. Bakalım aslan. Çok. Köke bak. Tamam, güzel. Güzel. Bakın arkadaşlar. Son zamanları ama bunların her türlü gideri var. Bunları kızartacağız. Bir de bu arada ben çok hani mantar tüketen biri değilim. Bunu da söyleyeyim. Ayda bir tane, yani bir veya iki sefer anca tüketiyorum. O kadar çok mantarını ne yapıyorsunuz? Dağıtıyoruz genelde. Öyle hani çok mantar sevdamız yok. Çok aşırı sevdamız var da mantar yeme sevdamız yok. Çok aşırı bulduğumuz zamanlarda, normalde ben mantar pek satmıyorum ama çok aşırı bulduğumuz anda satıyorum. Sattığımız oldu yani. Öyle diyeyim size. Geçen sene mesela 3 kişiydik. Her gün gidip nereden baksanız 200 kilo yakın
kalınca topluyorduk. Onları ne yapacağız? Sattık. Masraflarımız çıktı. Şükürler olsun, güzel bir sezondu. Bu sene maalesef işlerimizden dolayı pek o şekilde yapamadık. Önemli değil. Yine de önemli olan bu şekilde doğaya çıktığınız zaman arkadaşlar keyif almanız. Ben bu işe biraz nasip olarak bakıyorum. Biraz hobi olarak benim için tutku. Mantar işi tutku. Ben çok seviyorum mantarda olmayı, mantara gitmeyi, mantar bulmaya özellikle. Amacım o. Hadi bakalım o zaman. Mantar bulmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bugünün güzellikleri bunlar. Şahane körekler bunlar. Gavcarlar bunlar. Mangutalar bunlar. Hepsi bunlar işte arkadaşlar. Bereket versin. Daha güzel, daha bol, daha iyi mantarın olduğu videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.